Arkadaşlar bugün sizlerin de istediği gibi orta kupalarda maçlara gireceğim. Şu anda kupam 5368. Destemin değerleri bu şekilde. Biraz düşük ama. Bakalım maçlara gireceğiz. Bu desteği yeni maksayacak olanları da önerim. Önce Kara Prensi, Madenciyi ve Roket'i yükseltebilirsiniz. En sonra da İskeletler ve Felaket Kulesi'ni bırakabilirsiniz. Felaket Kulesi de önemli bir kart ama level düşük olsa da yüksek hasarlar çıkartabiliyor. Şimdi maçlara geçelim. Evet, bu kupalarda rakipler de genelde kendi yaptıkları desteleri kullanıyorlar. O yüzden rakibin destesini tahmin etmek de zor oluyor. Her şey hazırlıklı olmak lazım o yüzden. Rakibimiz de 10 level geldi bu arada. Genelde daha yüksek geliyorlardı. Güzel cadıyı aldık. Valkyrie'ye bir paket atalım. Tamam, onu da savunalım. Agresif oynamaya gerek yok. Rakibinde fıçısı varmış. Fıçısı maxmış hem de. Tomruk en azından max fıçıya da tek atıyor şu anda. Bakalım, belki Kara Prens vurur şu an. Evet, orada attı. Tomruğu fıçısına saklayacağım. Orayı paketle savunabiliriz. Cadı atarsa eğer şu anda roketlerim. Evet, attı. Bu kupalarda cadı, mega şövalye falan da çok fazla oynanıyor. Fıçı da yine çok oynanan kartlardan biri. Böyle aynı anda binici balon yapan bile vardı. Silahşörü madenciyle almaya çalışalım. Evet, canını azalttık. Şimdi paket tek atar. Evet, bu rakibe karşı defansif oynayarak maçı kazanabiliriz. Hele de cadıyı böyle atmaya devam ederse. Derken biz de roketi ıskaladık. Evet, Mega Şövalye de geldi. En azından 12 level onlar. Evet, o madenciyi görse iyiydi. Şu an kulemiz neredeyse gitti. Neyse, ona da bir roket atalım. Çevirebiliriz maçı. Şu an tomruğum olmadığı için fıçıyı paketle savunacağım. O yüzden hazırda bekletiyorum. Biz tomruğu da döndürdük. Evet, de fena bastırıyor. Güzel. Evet, aynayı beklemiyordum. Ona bir roket herhalde yetişir. Güzel. Rakip bundan sonra herhalde fıçları aynı alacak. O yüzden paketi de tomruğu da bekletmemiz lazım. Felaket kulesini şimdiden dikelim. Tam arkaya attı onu. Kara Prens'e tut alırız. Güzel. Ona bile gerek yokmuş. Oğlum, rakip hep cadıları arkadan atıyor bu arada. Yani bize bayağı bir yardımı dokundu onun. Güzel. Şu an bir roketi alıyoruz. Güzel. İlk maçı kazandık. Çok fazla level farkı da yememiştik. Evet, ikinci rakip de geldi. Destroyer. Madenciye atıyorum ya. Evet, Max Valkür geldi.
Arkadan Kara Prens atalım. Evet, onu roketleyeceğim. Rokete bile tek yemiyorlar zaten. Fişekçi de 4 vuruşta öldü. Evet, yine fıçı var rakipte. En azından fıçısı max değilmiş. Atak kartı olarak başka bir kartı var mı acaba? Ya, Elit Barbar'ı da atakta kullanacak zaten. Belki bunda da Mag Şövalye vardır. Yine Kara Prens'te savunalım onu. Hadi, gereksiz bir buz büyücü geldi. Tam bir roket yeterli olur herhalde oraya. Olmuyormuş. Tamam, buz büyücünün vurduğu önemli değil. Genelde bu kupalarda kasırgaya çok denk gelmedim. O yüzden madenci farklı yerlere de atabiliriz. Bir felaket kulesini dikelim. Hem fişekçi ile ana kuleyi açarız. O bir tane vurduktan sonra paketi de atalım. Güzel. Şu ana kadar bir tek Elit Barbarı herhalde tehlikeli olabilir bizim için. Arkaya madenci attım Elit Barbarı'nı. Evet, kullandı. Hemen roketleyelim. Kara Prens belki alır onları. Tabi izin vermedi. Rakibin kartlarına göre oynuyorum, dikkat ettiyseniz. Tomru hep fişe saklıyorum mesela. Roketi de Elit Barbara. Şu an sadece onlar geldiği için roket atmayacağım. Kara Prens de halletti. Orada şövalyeyi de boşuna gönderdi aslında. Yine genelde savunma yaparak oynuyoruz. Evet, oraya paketi de atalım. Rakibin destesini öğrendikten sonra ona göre kontrollü bir şekilde oynarsanız çok fazla sorun yaşamazsınız. Elit Barbar ölmüyor. Bayağı vurdu. Şu an bir risk alalım, roket atalım. Tamam, madenciyi de gönderiyorum. Elit Barbar'ı Kara Prens'te tutabiliriz. Şu an bayağı kartı birikti orada. Bakalım bunu savunabilecek miyiz? Evet, şu an sağlı sollu fena geliyor rakip. Ah, buz büyücü almasın kuleyi. Evet, şu anda o roketi attığımız için maçı kaybettik sanırım. Evet. Evet, üçüncü rakibi de bulduk. Apadana. Evet, binici geldi. Felaketimiz 10 level olsa da biniciyi savunabilir. Evet, tabii alev topu atarsa savunamıyormuş.
Evet, bayağı geride başladık maça. Rakip 2.6 oynuyor sanırım. 2.6'ya normalde bayağı antiyim. Yani kötü başlasak da çevirebiliriz bence. Umarım rakip Ali'ye topuna dönmez. Bince savunursak madenciyle de yavaş yavaş vurabiliriz. O DSK'si de varmış. Olmasa daha iyiydi. Evet, paket tomrukla silah şörü ekleyelim hemen. Tekrar bir madenci. Güzel, bayağı vurduk. Hasar farkı 300'e indi. Güzel. Ale topunu da yemedik. Arkadan devski atabilir yine. Evet, roket. Hadi atalım. Çok emin olamadım ama herhalde savunuruz. Madenciyi de atalım, belki silah şurayı orada indiririz. Güzel. İki nokta atıcılar genelde felaket kulemi döngü dışı bırakıyordu ama evet, bu da şu anda yaptı onu. Oraya roket atacağım. Aslında bilincin canını da bayağı indirmiştik ama. Evet, yeniden fark açıldı. Bakalım çevirebilecek miyiz? Arkaya bir madenci atalım. Güzel, dev iskeletini arkaya attı. Ben roketi gönderdim. Güzel, felaket kulemiz de yaşıyor. Dev iskeleti de indirir. Şu an bir binici daha çevirmiş olabilir. Ben de kulemi çevirdim. Güzel, şu an roketi alıyoruz. Ve bu maçı da kazandık. Az farklı da olsa. Dördüncü maça da geçelim. Evet, dördüncü ve son rakibimizi de bulduk. Mike Angel. Yine madenci ile başlıyorum. Ve tersten kulübe geldi. Madenci atmasam roket atardım ama şu an çok iksir harcamış oluruz. Şimdi bu rakibe karşı kulübeyi ortadan atarsa tabii roketleyemeyiz ama arkadan atarsa roket atarız. Felaket kuleme atlamasına izin vereceğim. Çarpma atarsan ana kulemizi açarız. Atmadı. O goblinler daha fazla vurmasın. Rakip sadece kulübeyle bizim vurduğumuzdan daha fazla vurdu. 15 level Mega Şövalye. Bakalım nasıl savunacağız onu. Güzel, paketimiz minyon sürüsüne tek atıyor. Şu Mega Şövalye de ölürse. Evet, oradan yaşamayı başardı.
Evet, roket atamayacağım şu anda. Şöyle bir kara prensi atalım. Bu tarafa çok fazla hasar yemeyelim. Kulübenin canı az kaldığında tomruk atacağım. Ama şu an 3 level fark olduğu için bayağı bir azalsın canı. Herhalde şu an tek atar. Tam paketle alalım yavruyu. Paket madenciyi tanklayabilir. Evet, paketi kullandık diye minyon sürüsü attı. Evet, bunu da aynaladı. Ama Kara Prens hepsini temizledi. Rakipte bir atak kartı yok galiba. Doğru düzgün. Onu da roketleyeceğim. Kara Prens'le birlikte savunabiliriz. Zaten canı yarıya düşüyor. Paketi de minyon sürüsüne bekleteceğim. Yani o da attı hemen. Ya şu an iyi gidiyoruz. Madenciyle biraz durursak bir roketi alırız belki. Roketimiz 446 vuruyor. Tam bir tane de tomruk atarsak evet, bu maçta bitmiş olur. İyi oyundu. Evet, orta kupalarda maçlar da bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi madenci kontrolde burada da gayet iş yapıyor. Burada rakibin destesini çözüp ona göre dikkatli bir şekilde oynarsanız bence maçları kazanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.